Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve çok güzel bir dede modumuz var yine. DAF'la oynayacağız. Bugün aracın içi, sesi, kullanışı vesairesi inanılmaz güzel yapılmış. Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Araç yabancılara ait yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde kredis bölümünde yazıyordu. Dorse kişisel dorse. Oyunu kendi dorselerinden. Yükümüzde yanlış hatırlamıyorsam hemen bakıyorum. Suni gübre, evet. Yanlış söylemeyeyim. Suni gübre yükümüz var. Araç bu şekilde arkadaşlar. Grand Ütopya haritasındayız. 1.33 versiyonda. Videonun açıklamasında hem aracını indirme linkini hem haritanın indirme linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Aracın ekstradan bir de ses modu var. Onu da video açıklamasında bulabilirsiniz. Grand Ütopya daha önceden bir ya da iki defa falan oynamıştık. Bu şekilde bir harita modumuz var. Hangi DLC'leri istediğine dair hiçbir fikrim yok ama açıklamasında şöyle bir şey yazıyordu. O dikkatimi çekti. Yeni çıkan harita DLC'si Baltic CDLC'sini de istediğine dair artık bir açıklama yazılmış. Galiba bütün harita DLC'lerini istiyor. 5 tanesini de istiyor. Aracımızın içi bu şekilde. Direksiyon efsane ya. Kocaman gözüküyor. Şuna bak. Direksiyon efsane. Şu kaliteye bakar mısın? Göstergeler vesaireler. Gerçekten çok güzel yapılmış. Şu Dorse freni. Retarder yok. Motor freni var. O yüzden bizim retarder kolumuzu motor freninin kademesi olarak ayarladım ben. Hani şöyle gördüğünüz gibi zaten retarder diye bir olay yok bu araçta. Kendi eklentileri var. İndirdiğiniz zaman zaten şöyle küçük ya 18 19 MB'lık falan bir araç modu bu. Gayet küçük. Ses modu da 800 KB falan olması lazım. Çalıştırıyorum, sesi dinleyelim. Bak aydınlatmanın ışıkları falan bak nasıl yanıyor bak. Dorse aksi için falan mesela. Yani bütün düğmeler neredeyse çalışıyor arkadaşlar. Motor frene çektiğimiz zaman ışığımız yanıyor. Bilmiyorum kaç kademe ama bakalım göreceğiz. Bizim 5 kademeye kadar yolumuz var. Şöyle çıkalım yolumuza. Yavaştan. Araç 250 beygir bu arada. Bayağı bir zorlanacağımızı düşünüyorum. Buradan çarpmadan çıkabilecek miyiz? Takmadan aracı, dorsayı. Buradan çıktık, sıkıntı yok. Aracın sese bak, sese. Ses efsane. Tam dede ya. Şu koltuğu biraz şöyle. Heh. Böyle daha iyi olacak. Bunda kademesi anlaşılmıyor. Retarderde adı anlaşılıyor. Kol böyle çıt 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 aşağı indiği zaman. Ama 3 kademe falan olması lazım ya. Motor freni öyle hatırlıyorum ben genelde. Oyunda 3 kademe olarak verebiliyorduk. Vites sistemini değiştirdik. Kafamız karışıyor. 12 vites yok araçta. 13 var. 16 var. 15 var. O tarz seçenekler var. Kafayı çıkarınca yol veriyorlar. Yolda
Yollarımız gerçekten çok güzel. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Efsane yollarımız var bugün. Normalde Dorsey'e yakın bir yere teslim edeceğiz ama ben farklı bir rotadan devam edeceğim. Dayılar bana yol verecek misiniz diyordum ki verdiler, Allah razı olsun. Valla dedek bildiğiniz kükrüyor arkadaşlar. Bak, gazı köklediğim zaman farklı bir ses. Hafif böyle ayağımı çekiyorum zaten, bak şuradaki vibreden anlarsanız. Mükemmel. Yükümüz 20 ton. Gübremiz var. Sesi duyalım diye böyle köklemiyorum gazı. Normalde sola dönüp orada şirket var. Şirkete yükü bırakmamız gerekiyordu ama yollar çok iyi ya, görüntü falan mükemmel. Tabii grafik modunun da etkisi var. Next Gen güzel bir grafik modu. Lan oğlum. Araç yatmasın diye var ya. Şeritten şeride geçtim. Gayret. Üç yemiyor abi. İkiden devam.
Yeri düşük. Ana motor arızası. Yapma yapma, kalma. Kalma kalma. Yandık. Vallahi yandık. Araç düz yolda zor kalkıyor birinci viteste zaten ya. Yok abi, burada kalkmaz. Şuraya şöyle geçelim bari de. Yoksa çıkamayacağız vallahi. Ha gayret. Lan buradan çık var. Birinci vitese. Ya yapma şunu işte. Motor arızası ne abi? Azıcık bir hasar var ya. Her şey beni bulur ya. Evet. Yine her şey beni buluyor. Ses duyalım biraz. Motor freni var kardeş. Onunla ineriz. Tabii retarder gibi yavaşlatmıyor ama biraz fren desteği yapıyoruz. Motor arızalı. Abi vites değiştiriyorum. Motor arızası veriyor ya. Hayret bir şey. Hasar da ufacık bir hasar ha. %25 yani, öyle çok da abartı değil.
Rampaya inşallah çıkabiliriz. Motor arızası verirse yandık yine. Al işte. Abi şomazlıyım herhalde. İkinci vites şimdilik gidiyor. Motor arızası verdi mi? Gittik. Direkt gittik yani. Hiç vites yükseltmeye gerek yok. Şurayı çıkana kadar böyle devam. Adam yol verecekti. Niye yavaşlattı bunu? Yapma, yapma. Yerim 5. Dedik yiyor ama buradan sonra yemeyebilir. Aracın yapma 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 yapma. Ya ben 1'e attım, yoksa 2'de 3'te falan olsaydık var ya, kalkmazdı araç. Aracın içindeki ses dışarıdan daha fazla. Dışarıda o kadar ses yok araçta.
gayret, ha gayret. Şurada bir dinlenme alanı var. Olmadı oraya gireriz. Orada yavaştan bitiririz. Bu araçla defalarca oynarım. Araç çok hoşuma gitti çünkü. Sesi efsane ya. İçi falan. Çok hoşuma gitti aracın. Alanına buradan giriş var. Heh. Nasıl çıkacağız acaba? Şekilde geçelim ya. Al işte ay senin otobüs gibi yapacağın işe ya. Hadi be kardeşim, hadi be, hadi be. Kalk artık. Dedeyi çok yorduk. Dedenin canı çıktı. Park alanı burası. Belki yine bu araçla burayı çekeriz. Bir sonraki videoda buradan kaldığımız yerden çıkarız. Aynı araç, aynı dosya, aynı yük. Buradan böyle çıkabiliriz. Park alanımız burası. Heh, motor ardısı. Burada kalabiliriz artık. Dede fena ya. Vallahi dede çok fena. Kükreye kükreye gidiyor. Bakalım şu park alanına. Ey maşallah. Bunlar şimdi burada kuyruk mu bekliyor? Eyvah eyvah. Buradan geliyorsun. Park alanından çıkmak için. Buradan çıkıyorsun. Doğru mudur? Biz buradan aşağı doğru gideceğiz. Artık bir dahaki bölümü ne zaman çekeriz bilmiyorum ama hemen arka arkaya çekmem muhtemelen. Çünkü aklımda, planımda farklı bir şeyler de var. Farklı projeler de var. O yüzden arka arkaya bu haritayla, bu araçla hemen çekmeyiz ama birazcık zaman geçer. Dedeyi özleriz şöyle bir. Ondan sonra çekeriz yine bu haritada. Evet arkadaşlar, video açıklamasında aracını indirme linki, aracının ses modunu indirme linki ve haritanın indirme linkini bulabilirsiniz. Harita hangi DLC'leri istiyor? Hiçbir fikrim yok ama tahmin ediyorum bütün harita DLC'lerini istiyor. Siz yine de bir verdiğim linkten açıklamalarına bakın, okuyun. O şekilde indirebilirsiniz. Zaten çok büyük bir boyutu yok. 18-19 MB haritayla aracın boyutları çok çok küçük böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.